Hepinize merhaba. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız proje sonunda bitti. Kısaca şimdi onu anlatmak istiyorum. Aslında daha kısa sürede bitirecektik ama yerimiz olmadığı için bütün projeyi evin otoparkında yaptık. Projenin mimarı Muhammed şu an kamera arkasında. Hadi anlatayım kısaca. Üzerine şöyle bir çadır yaptık. Burası alüminyumdan, sigma profillerden yaptık burayı. Bu çok kullanışlı bir malzeme. Buralara istediğiniz her şeyi takabilirsiniz. Mesela biz bu çadırın yergi tellerini taktık. Ne bileyim buraya telsizimizi taktık. Şurada ışık var. Diğer tarafta ve arka tarafta da var aynı şekilde. Şurada gazoz açacağı var. Onu detaylı bir şekilde birazdan göstereceğim. Burası da benim en sevdiğim yer. Masa yeri. Buraya masayı koyabiliyoruz. Şöyle kapanıyor. Kilitleyebiliyoruz bunu. Sonra iç tarafa gelince böyle üç tarafında kapaklar var açılabilen. Aydınlatma var üç tarafında. Şuraları da açalım. Hatta açmadan şu taraftan şu malzemeleri de çekelim. Buraya odun kesmek için aparatlarımızı yerleştirdik. Şimdi diğer taraftan daha detaylı görürüz onu. Karanlıksa eğer. Şöyle açtık. Burada da aynı şekilde bir tane ışığımız var. Aparatlar, ekipmanlar burada. Buraya geçecek olursak. Bu kamyonette daha önceden plastik kasa havuzu vardı. Onu tamamen çıkarttık. 3'er santim her taraftan yer kısıtlıyordu bizi. Onu tamamen çıkarttık. Buraya da paslanmaz bir metal levha koyduk. Hem temizlemesi kolay hem bakteri vesaire hiçbir şey tutmuyor. Paslanmaz demişken şurada buraya 50 litre bir su deposu koyduk. Şurada da göstergesi. Yani paslanmaz malzemeyi çok seviyoruz. En güzel, en büyük avantajı da günlerce içerisinde su kalsa da bakteri ve mikrop oluşturmuyor. Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum gazoz açacağını burada detaylı bir şekilde anlatacağım. Şuraya da çünkü bir tane taktık. Nerede? Şuradan bir tane sodamızı alalım. Çok pratik. Gerçekten hani nerede gazoz açacağı kayboldu falan gibi derdimiz olmayacak. Şu görmüş olduğunuz hem iç tarafta koltuk hem de hepsi dolap. Şuradan bahsedeyim ona. Burası çekmeceli sistem. Ben buraya genelde mutfak malzemelerini koydum. İşte yemek tavasıdır, tenceredir, bardaktır falan filan. Bu dolaplara şöyle üst taraflardan da ulaşım sağlanıyor. Şunları da göstereyim. Şöyle. Şurası da açılıyor. Onu da bir diğer taraftan gösteririm. Şuraya da bir organizatör cep yaptık. Burada işte avulur, cubrik, ufak tefek malzeme. Mesela ne varmış burada? İp var. Diş var. Diş fırçası var. Bunları Murat abi yaptı. Mart Camper. Ona da selam olsun Murat abiye. İsteğimiz doğrultusunda, istediğimiz ölçülerde tasarladı, yaptı. Çadırın kumaş kısmını da aynı şekilde Murat abi yaptı. Teşekkür ediyoruz ona. Alüminyum kısmı, işte çizimi, projesi falan bize ait ama istediğimiz ölçülerde Murat abi bize dikti, gönderdi. Sağ olsun. Şimdi 45 litre bir buzdolabımız var. İster bu şekilde kullanılabilir. İster şöyle çekmeceli bu şekilde kullanılabilir. Çok düşük bir tüketimi var. Ne kadar şeyi? Düşük ya, 3 amper saat. Saatte 3 amper vesaire tüketiyor. Markasını merak edenler için de Indelbi TB41. 105 amper akü kullanıyoruz. Üst tarafta güneş paneli var aküyü besleyen. Getir getir, burada senin böyle güzel elektrikçiliğini de görsünler. Kesinlikle kablo bandı kullanmadık. Bütün bağlantıları makaronla yaptı Muhammed. Şurada Victron'un güneş şarj aleti. Burada akü göstergesi. Buradaki switchler şöyle. Bir tanesi hidrofor için şu. Bunlar sağ ve solda, birazdan göstereceğim, ışıklar için.
Bu da ileride ihtiyacımız olabilecek bir şeyler için. Ya bak şu testereyi de göstereyim ya. Benim en favorim bu ya. Bakar mısın? Şu testere hem çok pratik, kullanışlı hem de çok keskin. Nereden aldın bunu? Düşünenlere tavsiye ederim. Opinel. Opinel. Amazon'dan almıştım. Fırsat her zaman biliyorsun fırsat peşindeyim. Fırsat. Bundan bir tane bulursan bana da gönderirsin evet, artık. Sana da alacağım. Tamam. Sana da alacağım. Baltamız ve burada iki tane de şey var. Bıçak var. Yan tente yine Maiden Mart Camper. Güzel. Kullanışlı ama 3 metreye 2,5 metre. Ama 3 metre biraz uzun oldu. Onu bir tadilatla küçük düşüreceğiz. İşte 2 metreye falan düşüreceğiz. Bu tarafa gelecek olursak. Ha şunda bahsedelim bak bu da önemli Muhammed. Menteşelerde bizim tasarımımız. İstediğimiz ölçülerde ve et kalınlığı bu şekilde olan menteşe piyasada bulamadık. Sağ olsun Muhammed bunları çizdi. Kendimiz ürettik. Bağlantılarını falan da ben yaptım. Şimdi burada da bir tane ışığımız var. Böyle. Buraya gelince sanırım projedeki en çok sevdiğim yer bu bölüm. İşte pot, bardaklar. Bak şu da çok güzel ya. Bu Stanley yeni üretmiş bunu. Filtre kahve için. Tamam mı? Kahveni koyuyorsun abi. Suyunu falan debini kendisi ayarlıyor. Böyle yavaş yavaş süzülüyor. Bu da bu şekilde. Burada şey var. Küçük bir gaz ocağımız var. Şimdi bunun tasarımını henüz bitirmedik. Birkaç aparatını yaptık. Buraya küçük bir masa yapacağız. Bir masa takılacak buraya. Yani böyle hızlı kahve çay demlemek için buraya açmaya, tezgah yapmaya gerek yok. Burada her şeyi çözeceğiz. Şu arkada ışıklar var. Çalışma ışıkları. Mesela burada gece bir şey yapmak isteyince hemen buradan açıyorum onları da. Burası, bu ışıklar da aşağı yukarı hareket edebiliyor. Güneş panelinden bahsetmek istiyorum. 150 watt monokristal güneş paneli kullandık. Şimdi birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için söylüyorum. Monokristalin özelliği gölgede dahi, hani az ışıkta dahi akünüzü besleyebiliyor. Isıya dayanıklı. Isıya da dayanıklı. Sol tarafta kum paleti taktık. Sağ tarafta da mangal malzemesi, çeki alatı vesaire o küçük ufak tefek malzemeleri koyabileceğim küçük bir kasa koydum oraya. Ön tarafta da küçük bir tane led bar taktım. Onun haricinde çadırın alt kısmında da uzun bir led taktık. Hemen karşısı. Yani ikisi özellikle gece off-road'da bayağı aydınlatıyor. Tabii ne yapıyoruz bunu? Trafiğe kapalı alanlarda kullanıyoruz led barları. Milleti de rahatsız etmiyoruz. İçine geçecek olursak bu projede en çok dikkat ettiğimiz ve en çok da hoşumuza giden olay mesela yağmur yağıyor, üşüdünüz, kar yağıyor. Hiçbir şekilde sabah kalktınız, hiçbir şekilde dışarı çıkmadan tüm ihtiyaçlarınızı içeride giderebiliyorsunuz. Yani küçük bir camper. Şöyle geçtik. Gel abi böyle. Şimdi sabah kalktınız. Şimdi burayı da göstereceğim. Burası yatak. Burası da yatağın diğer tarafı. Şimdi çadırın içine geldim. Biraz önceki açık olan kapakları da kapattım. Burada da uyku tulumumun tüyleri var. Neyse. Buraya da bir tane ışık taktık. Bunun bağlantısını yarın yapacağız inşallah. Bak burada da arı var. Bu arı beni sokmadan bir şekilde çıkartayım geri. Şimdi çadır bu şekilde. Uzunluğu 2.40 mıydı Muhammed? 2.40'a genişliği de 125. Tamam mı? İki kişi çok rahatlıkla yatabilir. Mesela şu an kafam en uçta. Ayak uçlarım da şöyle bayağı da bir rahat. Tavana da baktığımızda bu şekilde. Murat abi sağ olsun buralara bize cep de takmış. Şöyle. Aynı şekilde buraya havalandırma pencereleri yapmış.
Şimdi sabah uyandık. Dışarı çıkmamız gerekiyor. Ama hava yağmurlu, soğuk. Dışarı çıkmayacağım. Bütün her şeyimi araç içerisinde halledeceğim. Şöyle açıldı burası. Bu şekilde. Ve iniyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi rahatlıkla ayakta durabiliyorum. Burayı da biraz önce çekime başladığımda açık görmüştünüz. Şimdi de şunu açalım. Evet. Bu şekilde kocaman bir alan. Kıyafetlerimizi burada değiştiriyoruz. Görüyorsunuz, ayağa kalkabiliyorum. Burayı masa olarak kullanabilirsiniz. Tamam mı? Burada masa. Küçük bir ocağımız var. Nurgaz'ın. Nerede? Dolabın içerisinde. Burada çayınızı kahvenizi yapabilirsiniz. Şimdi oturuyoruz buraya. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. İçeceğimizi içiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmaya gerek yok. İsterseniz çıkın tabii. Yan tarafta tentemiz de var. Onu açarak yağmurdan, güneşten de korunabilir. Hadi şunları da gösterelim Muhammed. Bu da sandalye yeri. Bunlar iki tane sandalyelerimiz. Şöyle bir sistem yaptık. Buradan kolaylıkla erişim sağlanabilir. Başka unuttuğumuz bir şey yok sanırım. Projeler devam ediyor. Tekrar yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.